Sevgili dostlar merhaba. Fransa'da beklenen seçimler yapıldı. Daha doğrusu seçimlerin birinci ayağı önceki hafta yapılmıştı. Bu pazar günü de ikinci ayağı gerçekleştirildi. Seçimlerde beklenen olmadı, daha doğrusu korkulan olmadı. Aşırı sağın iktidarı başarıyla engellendi. Ve bunda da Macron'un önemli bir rolü oldu. Macron kazandı ama kendisini kurtarmak için ülkeyi de kaosa attı. Aşırı sağdan kaçan ülke, aşırı solu da meclise güçlü bir şekilde taşıdı. Ve bundan sonra Fransa meclisinde ve Fransa siyasetinde bir kaos, bir karmaşa olacağı kesin. Önümüzdeki 2 yıl boyunca 2027'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Oldukça karışık bir Fransız siyasetiyle karşı karşıya kalacağız. Fransa'da yapılan baskın seçimler az kalsın aşırı sağın iktidara gelmesiyle sonuçlanıyordu. Birinci turda açık ara farkla birinci gelen aşırı sağcı parti, Ulusal Birlik Partisi karşısında Macron tüm ülkeyi birleşmeye çağırdı. Sağcısı, solcusu, işte yeşili, şusu, busu, her kim varsa, hani tabiri caizse Allah'ını seven defansa gelsin dercesine birbirine hiç benzemeyen bütün grupları aşırı sağa karşı ittifak yapmaya çağırdı Macron. Macron burada bir kahraman edasına büründü. Aslına bakarsanız son derece başarısız, hezimetlere uğramış bir siyasetçi Macron. Fakat bu sıkıntı karşısında, bu risk karşısında fırsatı iyi değerlendirdi ve kendisini bir kahraman konumuna yükseltmeye çalıştı. Sonuç itibariyle sol partilerde, çevreci partilerde bu çağrılara olumlu yanıt verince Fransız siyasetinde sık görülmeyen bir şey oldu ve aşırı sağa karşı bütün gruplar birleşti. Adeta bir baraj oluşturdular. Bir duvar, Çin Seddi gibi bir set oluşturdular Le Pen'in partisi karşısında. Amaç aşırı sağın mecliste çoğunluğu kazanmasının önüne geçmekti, hükümet kurmasını engellemekti. Nitekim öyle de oldu. Her şey aslında Avrupa Parlamentosu seçimleriyle başladı biliyorsunuz. Mayıs ayının ilk haftasında bir seçim yapıldı. 27 Avrupa ülkesinde, Avrupa Birliği ülkesinde yapıldı bu seçim. Ve bu seçimlerden Macron'un partisi Rönesans büyük bir yenilgiyle çıktı. Birinci sırada aşırı sağ parti, Le Pen'in partisi Ulusal Birlik vardı. Le Pen'in partisi iktidardaki Rönesans partisinin iki mislinden fazla oy aldı. Aşırı sağın tarihte gördüğü en yüksek zirve noktasına Ulusal Birlik Partisi ulaşmış oldu. Macron bu sonucu görmezden gelemedi ve meclisi feshetti. Erken seçime gittiğini ilan etti. Fakat erken seçim için öylesine kısa bir süre belirledi ki sadece 3 hafta. 3 hafta içerisinde seçmenin oylarının değişmesi mümkün değil. Ama Macron neye güveniyordu? Şuna güveniyordu. Bakın ben gidersem aşırı sağ gelir, faşistler gelir, naziler gelir. Bunu önlemeniz gerekir. İşte seçmeni bir ateşin içerisine attı Macron. Bu yüzden Macron'un kumar oynadığı söylendi. Çok büyük bir kumar. Hem Fransa üzerine bir kumar hem de Avrupa Birliği üzerine bir kumar oynadı Macron. Çünkü planları tutmasaydı, iktidara Le Pen'in partisi gelseydi Avrupa Birliği'nin de sonu gelmiş gibi olabilirdi. 3 hafta içerisinde seçmenin oylarında bir değişiklik olmadı ve ilk turda yine Le Pen'in partisi oyların yaklaşık üçte birini almayı başardı. Her sandıkta Le Pen'in adayı, Ulusal Birlik Partisi'nin adayı ilk 3 arasında yer aldı. Fransa'da biliyorsunuz sistem şöyle çalışıyor. Milletvekili seçimleri 2 turlu oluyor. Birinci turda seçime giriyorsunuz. Eğer %50'nin üzerinde bir oy alırsanız o seçim bölgesinde milletvekili oluyorsunuz. %50'nin üzerinde hiç kimse oy alamamış ise bu durumda seçim bir sonraki haftaya, ikinci tura kalıyor. Ve o seçime ise sadece ilk 2 aday veya %12,5'u geçmiş bir üçüncü aday varsa o da katılıyor. Böylece bir hafta sonra birinci olan aday, oy kaç olursa olsun önemli değil, birinci olan aday milletvekili olmayı başarıyor. Önceki hafta yapılan ilk tur oylamalarında Ulusal Birlik Partisi yani aşırı sağ neredeyse her sandıkta bir adayını ilk 3 aday arasına sokmayı başarmıştı. Macron şu çağrıda bulundu. Dedi ki bu sandıklarda 3. olan aday çekilsin. 3. olan aday çekildiği zaman mutlak surette sağ olsun sol olsun merkeze yakın bir aday milletvekili seçilir. Böylece aşırı sağın oyları yüksek bile olsa birinci seçimde ikinci turda milletvekili çıkaramazlar. İlk turdan sonra sadece Macron değil
Pek çok sanatçı, sporcu hepsi çağrıda bulundular. Sandığa gidilmesi çağrısında bulundular. Her şeyden önce Fransa'da sandığa gitmek, siyasi katılım yani oy verme şeklinde siyasi katılım oldukça düşük. Sandığa gidin, ülkenize sahip çıkın, aşırı sağı durdurun şeklinde çağrılarda bulunuldu. Bu çağrıları yapanlardan biri de Mbappe'ydi. Biliyorsunuz Fransa'nın ünlü futbolcusu Mbappe. O da aşırı sağa karşı birlik çağrısında bulundu. Azınlıklar, göçmenler, Müslüman azınlıklar, bunlar çok yoğun bir şekilde çalıştılar. Bunların tercihi büyük oranda sol partiler, hatta aşırı sol partiler oldu. Herkes bir ölüm kalım meselesi gibi meseleye yaklaştı. Müthiş bir seferberlik hali söz konusuydu bir hafta boyunca ve bu seferberlik sonucunu verdi. Macron şimdilik kumarı kazanmış gibi görünüyor. İkinci turda üçüncü sıradaki adayların çoğu, en az 200 aday, büyük fedakarlık yaptı ve adaylıktan çekildi. Merkez partilerin veya sol partilerin adaylarının kazanması sağlandı. Aşırı sağ parti ve müttefikleri ortada kaldı. RN yani Ulusal Birlik Partisi 300'e yakın milletvekili çıkarmayı umduğu ikinci tur seçimlerde milletvekili sayısını 143'e çıkardı. 143. Bu da gerçekten olağanüstü bir rakam, bir zirve rakam. Çünkü bu parti daha önceki seçimlerde, 2017 seçimlerinde sadece 8 milletvekili çıkarmıştı 2017'de. 2022'de milletvekili sayısını 89'a çıkardılar. 10 mislinden fazla milletvekili sayısını arttırdılar. Bu seçimlerde milletvekili sayısı 143'te kaldı. Evet, 10 misline çıkaramadılar. Zaten bu mümkün de değil ama 143 de çok olağanüstü bir rakam. Gerçekten büyük bir rakam. Geometrik diyebileceğimiz oranlarla aşırı sağ Fransa'da yükseliyor. Şimdilik aşırı sağ mecliste çoğunluk sağlamasını engellemeyi başardılar. Fakat görünen o ki önümüzdeki seçimlerde, olmadı bir sonraki seçimde, bu parti mecliste de çoğunluğu sağlayacak gibi görünüyor. Cumhurbaşkanlığını da alacakmış gibi görünüyor. Şu anda aşırı sağ meclisteki üçüncü en büyük blok olarak karşımızda duruyor. Taktik oylar sayesinde aşırı sağ üçüncü sıraya itildi. Sol ve aşırı solun oluşturduğu ittifak ise ilk sırada yerini aldı. Ancak sol ittifak da hükümet kurmayı sağlayacak 289 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı. 289 milletvekilini mecliste elde edemediler. Hiçbir parti elde edemedi. Sol ittifakın milletvekili sayısı 182'de kaldı ve Sol İttifak meclisteki en büyük grup olarak karşımıza çıkıyor. Sol İttifak 5 partiden oluşuyor. Başka küçük işte destek verenler de var ama yani temelde 5 büyük diyebileceğimiz nispeten parti söz konusu. Ve bunların arasında da müthiş bölünmeler var. Solu biliyorsunuz. Yani solda 2 kişi varsa 2 parti kurarlar. Yani 3 kişi varsa 4 parti kurarlar diye böyle biliyorsunuz solun bölünme yetenekleri konusunda efsaneler vardır. Fransa'da da durum çok farklı değil. Bundan dolayıdır ki geleceğe dönük olarak istikrar adına ciddi sorunlar görüyor siyasi tahminde bulunan uzmanlar. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezci Birlikte İttifak grubu ise 163 sandalye kazandı. Hiç fena değil. Aslına bakarsanız Macron'un partisi 100 milletvekili kaybetmiş gibi görünüyor. Bir önceki genel seçime göre 100 milletvekili kaybetmiş gibi görünse de Macron etrafta zafer kazanmış bir eda ile dolaşıyor. Çünkü aşırı sağı kendisinin yendiğini rahatlıkla söyleyebiliyor. Partileri o harekete geçirdi. Ayrıca 100 milletvekili kaybetmiş olsa bile meclisteki en büyük ikinci grubu oluşturan da yine onun destek verdiği partiler. Macron'un elini kuvvetlendiren bir diğer unsur ise hiçbir grubun, hiçbir partinin mecliste çoğunluğu oluşturamamış olması. Cumhurbaşkanı olarak hükümeti o belirleyecek nihayetinde. Koalisyon da olsa, azınlık da olsa güç Cumhurbaşkanı'nın elinde olacak. Sol görüşlü Jean-Luc Mélenchon Cumhurbaşkanı'nın yeni halk cephesini yani sol ittifaktan birini yönetime davet etmesi gerektiğini söylüyor. Belki Mélenchon kendisinin başbakan olacağını ümit ediyor. Bir azınlık hükümeti kuracak büyük ihtimalle Mélenchon eğer kendisine bu yetki verilir ise veyahut da azınlık hükümeti kurmayacak da Macron'a yakın hani grupla bir ittifak oluşturarak bir koalisyon hükümeti kuracak. Bunu bilemiyoruz.
Ama Mélenchon iktidarın, hükümetin yeni halk cephesine verilmesi konusunda ısrarcı görünüyor. Macron geçmişte tıpkı aşırı sağı aşağıladığı gibi, küçümsediği gibi aslında solcuları da küçümsemişti. Ve Macron Mélenchon ile ittifaka kapıları geçmişte kapatmıştı. Fakat köprülerin altından çok sular geçti. Bilemiyorum artık burada Macron'un tavrı nasıl olacak, bunu birkaç gün içerisinde net bir şekilde göreceğiz. Bir diğer zorluk ise hem Macron açısından hem Fransa açısından aşırı sağ partiler gibi sol partilerde seçmenlerini biraz uçuk diyebileceğimiz vaatlerde bulundular. Hani uçuk çok duygu yüklü olabilir. Belki de mantıklıdır, bilemem. Ama verdikleri vaatler ağırlıklı olarak harcama yönüyleydi. Yani aşırı sağ partiler gibi aşırı sol partilerde, sol partilerde sadece aşırıları değil, seçmenlerine şunu söylediler: biz erken emeklilik getireceğiz. Ya yani Macron'un emeklilik yaşını uzatması reformunu, değişimini geri çevireceğiz. Daha erken yaşta emekli olabileceksiniz. Asgari ücreti artıracağız. Memur maaşlarında bir artışa gideceğiz. Vergileri kaldıracağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Tamamıyla hükümet bütçesine yük getirecek harcama yönlü vaatlerde bulundu sol partiler, tıpkı aşırı sağ partiler gibi. Şimdi mecliste aşırı sağ ile sol ittifakın, değil mi, yeni halk cephesinin çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz. Yani bunlar birlikte hareket edemezler ama yani bir ikisini üst üste topladığınızda 300'ün üzerinde bir milletvekili sayısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Eğer Macron'un emeklilik reformunu geri çevirecek bir öneri gelirse buna Le Pen'in partisi destek verebilir. Yani aşırı solun istekleri, mesela vergilerin kaldırılması, meclise böyle bir öneri gelir ise, aşırı sağ da buna destek verirse acaba ne olacak? Yani Macron, Mélenchon'la veyahut da sol partilerle genel olarak bir ittifaka giderken veya bir azınlık hükümeti oluşsa bile, Rönesans Partisi'nden yine başbakan bir azınlık hükümeti kursa bile, Fransız meclisinde sağ olsun sol olsun Macron'un politikalarına tepki duyan, karşı gelen o kadar çok insan oldu ki, o kadar çok milletvekili oldu ki Fransız hükümeti oldukça zorda kalacak gibi görünüyor ve oldukça popülist diyebileceğimiz politikaları savunan bir meclisle karşı karşıyayız. Bunun Avrupa Birliği'ne, Avrupa siyasetine nasıl bir etkisi olacak merakla bekliyoruz. Mesela Ukrayna Savaşı konusunda Le Pen'in partisi Ulusal Birlik büyük ihtimalle Fransa Meclisi'nde daha güçlü bir şekilde Ukrayna'ya yardımlara karşı çıkacaktır. Ama o karşı çıkarken acaba sol partiler ne yapacak? Mesela Komünist Parti ne yapacak? Yeşil çevreci partiler ne yapacak? Onlarda da şöyle bir kafa karışıklığı var gibi görünüyor. Bu önümüzdeki günlerde dediğim gibi netleşecek. Bu arada Raphael Glucksmann, sol ittifakın parçası olan Sosyalist Parti'den siyasetçi şunu söyledi. Dedi ki öndeyiz. Ancak parçalanmış, bölünmüş bir parlamentodayız. Bu yüzden yetişkinler gibi davranmamız gerekecek. Konuşmamız, tartışmamız, diyaloğa girmemiz gerekecek dedi. Şimdi Glucksmann'ın bu sözleri neyi bizlere çağrıştırıyor? Demek ki şu ana kadar bu partiler bir yetişkin havasında konuşmamışlar. Evet, sol partilerin aşırı sol dahi olsa sorumluluk alması gerekiyor. Aksi takdirde ya gerçek anlamda iktidar olamazlar. Bir de hani sadece iktidar olma meselesi değil, içinde yaşadığınız ülkeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürüklemek gibi bir riskle de karşı karşıya gelebilirler. Diğer taraftan Röne, yani Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı Jordan Bardella, aşırı sağı durdurmak için Fransa'da bir takım kişilerin, grupların utanç verici bir ittifak yaptıklarını söyledi. Onursuz bir ittifak yaptıklarını söyledi. Öte yandan Le Pen, partinin onursal biliyorsunuz önderi, partilerinin iktidara yürüyüşünün, yükselişinin devam edeceğini açıkladı ve dalga yükseliyor dedi. Bu sefer yeterince yükselmedi belki. Ancak yükselmeye devam ediyor ve zaferimiz basitçe sadece ertelendi. Bu bir zaman meselesi. Bugün olmadı, yarın, yarın olmadı, öbür gün. Korkarım Le Pen haklı. Çünkü şu an kurulmuş olan hükümet veya kurulacak olan, daha doğrusu hükümet, büyük ihtimalle çok başarılı olamayacak. Macron'un politikalarını da uygulayamayacak. O politikaların tersini de uygulayamayacak. Dolayısıyla sorunlar iyice içinden çıkılmaz bir hal alacak. Bu en çok kime yarayacak? Kıyıda böyle bekleyen, bir avcı gibi bekleyen Le Pen'in partisine yarayacak, Ulusal Birlik Partisi'ne yarayacak. Belki 2027'ye %33'le 34'le değil %50'nin üzerine bir oyla gelmelerini sağlayacak.
Yani kabus devam ediyor. Geçmiş deyin. Le Pen'in partisine bu seçimi kaybettiren kendinden kaynaklı bazı sebepler de vardı. Bir kere Le Pen'in partisi, Ulusal Birlik Partisi, çılgın bir parti görüntüsü çiziyor. Sanki çılgınların toplandığı, yani aralarda bunlar da var. Efendim, radikallerin toplandığı bir parti görüntüsü çiziyor. Marine Le Pen ve partisi için kuzu kılığına bürünmüş bir kurt demek de mümkün. Olduğundan daha yumuşak göstermeye çalışıyor Le Pen. Daha zararsız göstermeye çalışıyor. Hem Le Pen hem de Bardella. Ama partinin içerisinde öyle tipler var ki bunlar aradan böyle sırıtıyorlar. Aradan ne kadar onları saklamak istese de Bardella ve Le Pen, bunlar kendilerini bir yerde gösteriyorlar. Le Pen iktidara gelebilmek için ırkçı olarak bilinen partisinin ismini değiştirdi. Babasını dahi partiden attı. Babasını bile ırkçı görünmesin, sert görünmesin diye partiden attı ve partiyi normalleştirmeye çalıştı. Fakat bu seçimde bile bazı adaylar tuttular, mesela Nazi kıyafetiyle, Nazi üniformasıyla görüntü verdiler. Bunları Facebook'ta, X'te, efendim, sosyal medyanın çeşitli mecralarında paylaşmaktan çekinmediler. Mesela bir aday, Le Pen'in adaylarından biri diyor ki sosyal medya mesajında, tüm medeniyetler eşit değildir. Bazıları evrim zincirinde hayvanlığın hemen üstünde kalmışlardır. Bu, biliyorsunuz, Nazilerin görüşlerinin tekrarlanması. Yahudiler için, siyahlar için, Afrikalılar için, esmer ve değişik renkteki ırklar için Naziler bunu söylerdi. Evrim zincirinde, sürecinde hayvanlığın hemen üzerinde kalmış, henüz insanlık aşamasına geçememiş yaratıklar diye bazı ırkları aşağılarlardı. Bir başka ulusal birlik adayı Monique Grisetti, böyle Facebook'ta bir hesabından bir siyah şarkıcı grubu için bir takım mesajlar yayınlanmış. Bunlar da Liberasyon gazetesi yayınladı. Sol görüşlü bir gazetedir Liberasyon. Orada şöyle diyor ulusal birlik adayı, geldiği yere geri dönmesi ve tüm kabilesini de beraberinde götürmesini tavsiye ediyorum diyor. O siyah şarkıcı grubu için ve devam ediyor, gidip keçi sahmasına izin verin. Gitsin keçilerini sahsın. Bizler de gidelim orada tatilimizi yapalım. Bakın ne kadar aşağılayıcı bir ifade değil mi? Bazı ulusal birlik adayları ise ırkçı olmadıklarını ispatlamaya çalıştılar. Mesela bunlardan bir tanesi Soros isimli bir aday. Yahudi bir göz doktorum var, Müslüman bir diş hekimim var. Ben ırkçı değilim, yani daha nasıl kanıtlayayım diyor. Yani dişçisi Müslüman olduğu için ırkçı olmadığını kanıtlamaya çalışan biri. Evet, Fransa'da seçimler böyle geçti. Fransa'da aşırı sağın iktidarı belki ertelenmiş oldu, engellenmiş oldu. Ancak ortaya tam bir, ne derler, böyle bir dağınık bir tablo çıktı. Macron bu dağınıklıktan yararlanmaya çalışıyor. Kanaatim odur ki kendini kurtarmak için ülkeyi bir kaosun ortasına attı. Merkez siyaset sağ olsun sol olsun sorunlara çözüm bulmak zorunda. Böyle ertelemelerle, numaralarla, oyunlarla tehlikeleri engelleyemezsiniz. Bu soldan olabilir, sağdan olabilir. Radikal, popülist, aşırı, ırkçı, neonazi, neyse artık. Toplumlar bu yollara sapabilir. Çünkü sorunları çözülmüyor ise bir de şunu deneyeyim aldanmasına düşebilir. Fransa'nın sorunu devam ediyor. Fransa'nın sorunu, Avrupa'nın sorunu. Avrupa'nın sorunu ise elbette hem kıtamız olması nedeniyle hem de bu ülkelerin içerisindeki kendi ülkemizden giden insanların olması nedeniyle bizim de sorunumuz. Fransa seçimleri yapıldı. İlginç bir tablo ortaya çıktı. Bunu değerlendirmeye çalıştık. Efendim, bugünlük bu kadar. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.